Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 7-13 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Başak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet, bu hafta başında Ay Boğa burcunda olacak. Özellikle pazartesi ve salı Ay Boğa burcunda ilerlerken parasal anlamda e, gelirleriniz, giderleriniz, bütçeniz, e, ödemeleriniz biraz hani mali konulara daha fazla odaklanmanız hafta başında mümkün. E, buralardaki uzun vadeli planlamalar, uzun vadeli hareketlerde de güçlü bazı kararlar alabilirsiniz. Verimli sonuçlar alabilirsiniz. Bu hafta e, Başak Burcu'ndaki Güneş, Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı oluşturacak. 9 Eylül'de kesinleşiyor bu üçgen ama hafta geneline de bu Güneş-Jüpiter üçgeni tesirli, tesir edebilir. Genel olarak kendimizi e, maddi konularda birazdan güven altında, güvencede hissedebiliriz aslında uzun vadeli beklentilerimiz var ya da hani bir evin kiralanması bir gayrimenkulün satılması ya da beklediğimiz bir ödeme bir kredi Hani bunlarla ilgili Güneş Jüpiter üçgeni bize fırsatlar getirebilir şanslar getirebilir bazı sorunların çözümü içinde destekler alabiliriz Evet, hafta başından itibaren gezegeniniz Venüs artık Aslan burcunda olacak sevgili Teraziler. 2 Ekim'e kadar küçük şanstır Venüs ve Aslan burcundadır, keyiflidir ve sizin de 11. evinizde olacak. Dolayısıyla aslında 2 Ekim'e kadar hani gökyüzü ne kadar gergin olursa olsun, Venüs'ün şöyle bir yardımını, bir desteğini, korumasını hissedebilirsiniz. E, gerek maddi kazançlar olsun, gerek aşk hayatınız, gerek sosyal konular olsun, Venüs'ün burada e, keyifli etkileri var sizin adınıza, aşk hayatınızda da fırsatlar çıkarabilir tabii ki, e, sosyal hayatta da bir canlanmanın olduğunu, biraz daha böyle ortamlara girdiğinizde, eğlenceli faaliyetler içerisinde olduğunuzu hissedebilir, yaratıcı alanlarınızın güçlendiğini hissedebilirsiniz. Ve bu hafta Yine 2020'nin çok önemli bir gezegen hareketi başlayacak sizin için de bireysel olarak önemli. Çünkü en fazla etki alan burçlardan biri sizsiniz. Bu nedir? 10 Eylül'de başlıyor. Mars Koç burcunda geri harekete başlayacak. Evet. Mars 14 Kasım'a kadar tam karşıt burcunuzda Koç burcunda gerileyecek sevgili Teraziler. E bu dönemde Tabii ki biraz temkinli olmamız gerekecek. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önemli bir etkisi vardır Mars retro'sunun. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalındaki Mars 2020 Retro videomuzu lütfen izleyiniz. Bu süreçte karşıt burcunuzda olacağı için Mars da bir tür eylem demek, yani mücadele demek. Özellikle ikili ilişkilerinizdeki mücadelelerde. Zaman zaman Mars Retrosu zorluklar çıkarabilir. E, karşınızdaki kişinin eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşınız olabilir, ortağınız olabilir. Bazen bir rakibinizdir hatta açık düşmanlıklarda olabilir. Buralarda dikkat etmek gerekiyor. E, beklemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Her şeyden önce biraz daha hani karşıdan gelecek bir Mars retrosu bu dönemde bizi kazalara, sakarlıklara daha açık hale getirebilir. Genel olarak vücudumuz bile hani bağışıklık sistemi anlamında biraz zorlanabilir. Hastalıklara da dikkat etmek gerekiyor. Enfeksiyonlara da dikkat etmek gerekiyor. Düşmanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Rakiplerimizi gözümü yani çok hafife almamak gerekiyor bu dönemde. İkili ilişkilerimizde de biraz bazı şeyler... Zorlayabilir bizi. Bazı sorunları çözmekte zorlanabiliriz. Şöyle etkiler de olabilir tabi. Tam ilişki evinizdeki bir Mars retrosu özellikle eril enerjiyi de temsil eder Mars. Biraz belki kadın takipçilerimiz için bunu söyleyebiliriz. Hani geçmişten gelen bir erkek bir figür, yani geçmiş bir ilişki, geçmiş eski bir eş, partner. Hani bunlarla ilgili konu ve kavramları da hayatımıza taşıyabilir e, ee, bunun nasıl tesir edeceği Tabii ki tamamen bireysel hayatlarımızla alakalı Aslında ee, bazen yarım kalmış bir ilişkiyi tamamlama fırsatı da verebilir bize bu ee, ya da karmik bir eşi partneri karşımıza da çıkarabilir bunun gibi çok güçlü tesirler altında da e, olabiliriz Sonuçta retro bir gezegen her zaman hesaplaşmalar anlamına gelir Yani bu kendimizle ilgili bilinçaltımızda tuttuğumuz konu ve kavramlarla ilgili ya da geçmişimizle ilgili konularla ilgili bir hesaplaşma, bir tamamlanma dönemidir aslında. Hak edişlerle de alakalıdır. Tüm bunları biz bu iki aylık süreçte özellikle ilişki dinamiklerimizle ilgili daha fazla yaşayabiliriz sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.